Eyüp Bey, kamu, özel sektör ve akademi dünyasını buluşturan bir imza törenindeyiz. Neler söylemek istersiniz? Çok heyecanlı ve mutluyuz. 30 yıldır biliyorsunuz bu sektörümüz ancak geçen sene regüle oldu. Bu regülasyondan sonra hızlı bir büyüme gerçekleşti. Bunun daha sağlıklı olması, sağlıklı bir zemine oturması için de hem kaynak geliştirme açısından, hem insan kaynakları açısından, hem de mevzuatın çalışması açısından sektöre bir nefes olsun diye biz üniversiteyle bir işbirliği yaptık. Bugün Tasarruf Finansman Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin protokolü imzaladık. Bu açıdan ülkemize ve bize hayırlı olsun diyorum ben. Peki, konuşmanızda da belirttiniz. Sektörün beklediği bazı revizyonlar vardı. Bunlarla ilgili neler söylemek istersiniz? İki başlıkta incelemek lazım bunları. Birincisi kanuna değişmesi gerekenler. İkincisi de mevzuatla, yönetmelikle değişmesi gerekenler. Yönetmelikle değişmesi gerekenler BDDK'nın kontrolü altında. Kanunla değişecek olanlar da meclisin tasarrufu altında. Dolayısıyla biz bugün için çok hızlı bir şekilde bu kanun tasarısı yayınladıktan sonra süreç bizi yeni yaşlara getirdi. Bununla ilgili olarak da bizim birincisi bankalar kanuna tabiiz biz. Biliyorsunuz 60-61 sayılı kanuna tabiiz. Burada bir itibarın korunması bankalara sağlanmış bir özellik. Aynı şekilde bizlerin de bu konuda yapı altına alınması, itibarımızı korunması ile ilgili bir çalışma olmasını arzu ediyoruz. Bunu bekliyoruz. İkincisi ürün yelpazesi sadece şu an 3 kalemle sınırlı. Bunun daha da geliştirilmesini talep ediyoruz. Bir diğer konu da hükümetin son dönemde almış olduğu bazı tedbirler var. Daha doğrusu yenilikler var. İlk evini alacaklara, ilk arabasını alacaklara bir takım avantajlar sunuyorlar. Bu avantajlara bu sürecin de dahil edilmesini ve sektörün dahil edilmesini beklentisi içerisindeyiz. Peki, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz, sağ olun.